Sayın Atahatan YouTube kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan ile stratejik ortaklığı derinleştirmek için geniş fırsatlar var dedi. Türkmenbaşı Limanı, Özbekistan'ı Azerbaycan'a transit trafikle bağlıyor. Fly Dubai, Dubai'den Aşkabad'a düzenli uçuşlara başladı. Ve son olarak Rus bölgelerinden iş heyetleri 2 ayda bir Türkmenistan'a gelecek. İlk haberimiz, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan ile stratejik ortaklığı derinleştirmek için geniş fırsatlar var dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi etkinlikleri kapsamında, Taşkent'te bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşit Meredov'u kabul etti. Bakan Reşit Meredov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Ulusal Önderi Gurbanli Berdimuhamedov'un enişten selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı'nın 14-15 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'a yaptığı devlet ziyareti ve Ekim ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların en üst düzeyde pratik uygulamasına ilişkin hususlar ele alındı. Özbek-Türkmen stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi, ekonomi, ticaret, sanayi işbirliği, enerji, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, bölgeler arası temasların ve kültürel ve insani alışverişin artırılması konuları ele alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde Hükümetler Arası Komisyonun düzenli toplantıları, Su Yönetimi Konuları Ortak Komisyonu, MFA Arası Siyasi İstişareler, Kültürel ve Diğer Etkinlikler gibi bir dizi ortak etkinliğin yapılacağı kaydedildi. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Gelecek toplantıların programları değerlendirildi. Türkmenbaşı Limanı, Özbekistan'ı Azerbaycan'a transit trafikle bağlıyor. Türkmenbaşı Uluslararası Limanı, Özbekistan'dan Azerbaycan'a 100'den fazla 40 fitlik konteyner için bir geçiş noktası haline geldi. Özbekistan'da üretilen ürünler, Hazar Denizi'ndeki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycan'a taşınmaktadır. İlk etapta otomotiv sektörü için gerekli olan yedek parçalardan oluşan yük Azerbaycan'a teslim edildi. Bu teslimatı Türkmenistan'ın Ulaştırma Lojistik Merkezi gerçekleştirdi. Özbekistan'ın Uzauto Motor şirketinin yedek parçaları Azerbaycan'ın Azermaş şirketine gönderildi. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Türkmenistan'ın deniz ticaret filosu bu güzergah boyunca geçişi artırmak için Türkmenbaşı, Bakü, Türkmenbaşı yönünde konteyner taşımacılığı için feeder taşımacılığı yapmak üzere Balkan gemisini teslim etti. Fly Dubai, Dubai'den Aşkabad'a düzenli uçuşlarına başladı. Fly Dubai şirketi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkmenistan'a uçuşların askıya alınmasından yaklaşık 3 yıl sonra Dubai-Aşkabad-Dubai güzergahında ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Şirketin uçağı 23 Ocak'ta 25.55'te Dubai'den kalktı ve 24 Ocak'ta 03.25'te Aşkabad Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçak saat 04.35'te Türkmen başkentinden hareket etti ve saat 06.30'da Dubai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Az önce bahsedilen programa göre havayolu her pazartesi ve perşembe Aşkabad yönüne, her salı ve cuma günü Dubai yönüne uçak seferlerini gerçekleştirecek. Aşkabad'da havayolunun şu adreste bulunan ofisinden bilet satın alınabilir. Seyit Nazar Seydi Caddesi 19-1, ek bilgi için 920166 telefon numarası. Uçak seferleri Boeing 737 MAX uçağında gerçekleştirilmektedir. Merkezi Dubai'de bulunan Fly Dubai Havayolu, 68 uçak tarafından işletilen 100'den fazla destinasyondan oluşan bir rota ağı oluşturdu. Havayolunun uçuşları için biletleri flydubai.com web sitesi ve resmi mobil uygulama üzerinden rezerve edebilirsiniz. Rus bölgelerinden iş heyetleri her 2 ayda bir Türkmenistan'a gelecek. Rusya'nın çeşitli bölgelerinden iş heyetleri düzenli olarak Türkmenistan'ı ziyaret edecek. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Rus basında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Uzun zamandır Türkmenistan ile işlerin yaygınlaştırılması için uğraşıyoruz. Ancak şimdi, geçtiğimiz günlerde Aşkabad'da düzenlenen Rus-Türkmen İş Forumu'nun ardından ek bir görev belirlemeye karar verdik. 2 ayda bir herhangi bir bölgenin Ticaret ve Sanayi Odası heyeti yurt dışına seyahat edecek ve ilgili sektörden meslektaşlarımızla birlikte çalışmalar yapacak diye ifadeler kullandı. Padalko, ilk ticari misyonun Lipetsk bölgesinden geleceğini belirtti. Nisan ayında bu bölgeden yaklaşık 40 girişimci Türkmenistan'a seyahat edecek.
Metalürji, sebzecilik, gıda satışı, ev aletleri ve araba lastiği üretimi gibi alanlarda görüşmeler yapılacak. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayet Odası Başkan Yardımcısı, geçmiş forumun sadece müzakere platformları, iş konseyi toplantıları biçiminde değil, ayrıca B2B toplantıları ve fikir alışverişi biçiminde de çalışmalarına devam edeceğine olan güvenini dile getirdi. Sanat Atan YouTube kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimize ataatantürkmenistan.com haber sitemizden ulaşabilirsiniz. İyi günler.